Merhaba sevgili seyirciler. İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta nefret suçu mağduru transfer anma haftası. Biz de gündemimize bu konuyu aldık. Hem nefret suçlarını hem de transfer yönelik ayrımcılığı konuşacağız. Stüdyoda iki tane konuğumuz var. Doğukan Karahan, sosyal hizmet uzmanı. Hoş geldiniz. Ve Üzüm Derin Solak, transfer aktivist. Hoş geldiniz. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. HCP'nin Antep milletvekili Mahmut Toğrul, örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi, Toğrul'a verilen 2,5 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a taşınacak. Görevden alınarak yerine kayyım atanan Suruç Belediye Eş Başkanı Hatice Çevik, örgüt üyeliği ve örgüt propagandası iddialarıyla tutuklandı. Çevik, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. 16 Kasım'da Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş kayyım olarak atanmıştı. İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve eski Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla açılan davanın duruşması yapıldı. Bilici'nin örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada savcı 15 yıla kadar hapis istedi. Özgür Üniversitesi'nin kurucusu, yazar ve akademisyen Fikret Başkaya hakkında örgüt propagandası iddiasıyla açılan davanın duruşmasında savunma yaptı. Başkaya, sınıflı toplumlarda gerçeği söylemenin bir bedeli olduğunu ve bu bedeli ödemeye hazır olanların var olduğunu söyledi. Savunmasının ardından Başkaya hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direnirken Kadri Gürsel'in beraatine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir cenaze ve ardından düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle hapisle cezalandırılan Batman Belediyesi eski eş başkanı Necdet Atalay'ın yaptığı başvurusunu sonuçlandırdı. Katıldığı cenaze ve sonrasındaki eylemler nedeniyle 10 ay hapis cezası alan Atalay'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 7.000 euro tazminata mahkum etti. HDP'nin Diyarbakır'daki mitingine yönelik bombalı saldırıda ihmalleri olan bir emniyet müdürü 5 polis hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan ek iddianame hazırlandı. Böylece davadaki sanık polis sayısı 19'a yükseldi. Modacı Barbaros Şansal hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla dava açıldı. Şansal'ın iddianamede suçlama konusu yapılan Twitter üzerinden 4'ü yorumlu, biri yeniden paylaşımlı 5 paylaşımı bulunuyor. İran'da askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanan 6 yaşam savunucusu, çevrecilik hisvesi altında askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Almanya'nın Ankara'daki büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk iddiasıyla Eylül ayında gözaltına alındığı bildirildi. Berlin 2 aydır alıkonulan avukat için devrede çünkü bazı hassas verilerin MIT'in eline geçmesinden endişeli. Avukatın Almanya'da irtica başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirtiliyor. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, oğlu Şaban Vatan hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Babaanne Vatan, oğlu Şaban Vatan hakkında evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldırdı. Otizmli öğrencilere yönelik olarak düzenlenen özel öğretim sınıfının kapatılacağı iddialarıyla gündeme gelen Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun müdür ve müdür yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin önerisi doğrultusunda yöneticilik görevlerinden alındı. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bu hafta nefret suçu mağduru transfer anma haftası. Evet. Bayağı uzun bir titri var bu arada. 21 yıl önce olan bir vaka üzerinde nefretten maruz kalan transferle ilgili etkinlikler yapılıyor. Biraz bize bunun hikayesini anlatır mısın? Tabii. Çok uzun bir hikayesi yok aslında. 1998 yılında siyah trans bir kadın Boston'da öldürülüyor. Bir nefret cinayetine kurban gidiyor.
20 Kasım günü. Daha sonrasında 1999 yılında yine bir trans aktivist ve grafik tasarımcısı olan Gwen Doyle Ann Smith bir web projesi yapıyor. Ölülerimizi Anmak isminde. Ve Rita'nın, öldürülen kişinin ismi Rita, o zaman ilk anması yapılıyor. Ve o günden çıkan ve doğan bir süreç bugüne kadar geliyor. 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü olarak. Bu günün translar için tam anlamı ne? Yani sadece bir anma mı, yoksa aynı zamanda bir direniş günü mü? Yani, kesinlikle öyle. Yani biraz Türkiye odaklı düşünürsek aslında biraz trans kültüründe hem anma günü hem de bir taraftan o mücadeleyi tekrar hissetmek, yenilenmek olabilir. Çünkü herkesin acıyı ve anmayı yaşama şekli de birbirinden farklı. Bu yüzden o günde biz sadece ölen arkadaşlarımızı işte ağlayarak anmak yerine partiler yapıp, sesimizi çıkarıp, eğlenip, gülüp, ağlayıp her şeyi aslında bir arada yaşayabiliyoruz. Evet. Bu yıl sanırım Türkiye'de bazı belediyelerde bugünü gündeme aldı veya barolar. Evet. Bu yıl şöyle bir şey yaptık. Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile ortak bir çizim, billboard üzerinden bu günü anmayı çalıştık. Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi bir aradayız, buradayız hashtag'i ve bir çizimiyle, Aslı Alpar çizdi bu arada, billboardlara taşıdık ve bugünü bu şekilde anmayı tercih ettik. Kadıköy ve Şişli mi var bu çizimler? Bizim yaptığımız ortaklıkta evet, Kadıköy ve Şişli Belediyesi olarak bunları yaptık. Çünkü bir taraftan da kent konseylerinin içerisinde açılan LGBTİ meclisleri var. Ben Şişli Kent Konseyi LGBTİ Meclisi Başkanlığı'nı yürütüyorum aynı zamanda. Böyle ortak bir çalışmaydı. İstedik ki biraz da görünür olalım. Halk da bunu bilsin, görsün ve belediyeler de bu konu üzerine çalıştıklarını zaten göstermek istiyorlardı. Evet. Güzel bir çalışma. Şimdi üzme dönmek istiyorum da biraz da bu terminoloji öğrenmek lazım herhalde. Bu ayrımcılığı en başta dilde bitirmek lazım. Senden o konuda biraz bilgi sormak istiyorum. Yani trans terminolojisi nereden başlıyor, nasıl oluyor? Aslında şöyle, LGBT artı queer'lere baktığımız zaman transların kendi özel bir alanı var. Çünkü orada daha görünür bir ihtiyaç da olabiliyor. Özellikle transseksüel deneyim yaşayanlar için baktığımızda. Aslında sadece trans özellikle bir kimlik beyanı değil, bir deneyimin adı aslında. Maalesef işte yeni yeni bu politikalar ülkemizde ve dünyada kendini gösteriyor. Yani çok tarihine baktığımız zaman yani emin olun ki işte örneğin 70'li yıllarda olduğu gibi eşcinsellik gibi işte Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlardan işte bunun hastalık olmadığına dair çeşitli makaleler, kararlar alınmış olsaydı translara dair de bugünkü geldiğimiz nokta emin olun biraz daha farklı olacaktı. Çünkü biraz geç oldu her şey. Çok geç oldu elbette, evet. Çok geç oldu. Dolayısıyla mağduriyet kısmı da buna bağlı olarak aslında dünyada da ülkemizde de çok farklı gelişti. Zaten çok bambaşka bir konu. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımını öncelikle bir saptamamız gerekiyor. Ve artık bence biraz da bunun üzerinden de politikalar ve kavrayışlar geliştirmemiz gerekiyor. Yani savunur görünen gruplar bile aslında bu kavramlarda bir yanılgıya düşüyorlar. Elbette. Çünkü maalesef hani entelektüel anlamda, bilgi anlamında özellikle trans deneyime sahip insanların, kadın ve erkeklerin kendilerini çok da fazla ifade edebilecek alanları zaten en başında yoktu. Zaten insanlar sadece yaşamaya çalıştılar. Ülkemize dönüp baktığımız zaman bugün çok daha yeni nesil bir takım aydınlanmalar var elbette. Bu tamamen hareketin kendi kazanımı. Hani böylelikle insanlar daha kendilerini ifade edebiliyorlar. Eğitim hakları var, akademik eğitim haklarını kullanabiliyorlar falan. Ve buna bağlı olarak da işte bir bilgi doğuyor aslında, bir bilgi akışı doğuyor. Evet. Dolayısıyla transseksüel deneyim bir deneyim en başında. Aslında kimliğin adı değil. En azından bizler özellikle transseksüel deneyimi yaşayan sabit cinsiyetli kadınlar ve erkekler olarak baktığımızda biz böyle değerlendiriyoruz bu mevzuyu. O sürecin tümü. Yani, tamamen öyle. Tamamen ismi öyle. Diyelim. Aynen öyle, daha aynen öyle. Bu bir deneyimin adı. Evet. Yani transseksüel birbirini tamamlayan şeyler ama birbirlerinden çok çok ayrı. Tabii ifadeleri de var. Yani ihtiyaçları çok farklı. Özellikle transseksüel dediğimiz zaman bu aslında uyum süreci dediğimiz beden geçişindeki sürecin adı. Çünkü burada tıbbi ve hukuksal bir takım süreçler yaşıyoruz. Buna bağlı olarak da transseksüel... O süreçlerden geleceğiz birazdan. Aynen öyle. Ben de şeyi sormak istiyorum. Şimdi toplum, kamuoyu
nefret suçu kavramı çok iyi bilmiyor. Yani işin doğrusu. Çünkü hem hukukta yer alan bir kavram değil hem de yani nefret suçu ne ki diyen birçok insan var Türkiye'de. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Yani transfere yönelik nefret suçu derken neyi ifade ediyoruz mesela? Evet. Şimdi şöyle, biz uzun yıllardır anayasada cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim tanımları olsun, aynı zamanda nefret suçu tanımlansın ve yasalara girsin istiyoruz. Nefret suçu dediğimiz şey aslında çok geniş bir yelpazede ele alabilirsiniz. Etnik, dini. Tabii yani dini olabilir, ırk olabilir, bu daha renk olabilir. Evet, kişinin kendisini var etme şeklinden ötürü yani çok geniş bir skalaya yayılıyor. Ama tabii ki herkes kırıldığı yerden ve incindiği yerden bir şeyleri söylemeye ve üretmeye devam ediyor. Bu özellikle LGBT'ler için kişilerin kendi varoluşlarını kabul etmeyen ve onları bilmedikleri için nefret duyan, kabul görmemeleri gerektiğini düşünen insanların yaptıkları her türlü davranış aslında. Evet. Bir suç. Yani illa öldürmesi gerekmiyor tabii aslında. Ki, ne bileyim, tabii ki. Ses tonu yükseltmesi, tabii işte ki evini kira vermemesi, arkadaş kurmaması. Onu bir şekilde etiketlemesi, toplum içerisinde ayrı bir yere koymaya çalışması, ötekileştirmesi, dediğiniz gibi sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önüne geçmesi, eğitim hakkını gasp etmesi, barınma hakkını bunlar gasp etmesi. Nefret suçu kapsamı dahilinde eylemler. Evet, eylemlerdir. Çünkü yani bir şeyi düşünmek çok başka bir şey. Düşündüğünüz şeyi eyleme geçirmek ve o eylemin sonucunda birisine zarar vermek başka bir şey. Bir şeyin suç olması için gerçekten fiziki olarak bir zarar görmenize gerek yok. Bu en uç noktası. Evet. Ki hala bizler yaşamaya çalışan insanlarız. Biz hala yaşam hakkımızı elimizde tutmaya çalışan insanlarız. Kaldı ki sadece bunun yanında tabii ki savaşmıyoruz. Bir taraftan da yaşıyoruz ve yaşarken ihtiyaçlarımız var ve bunları karşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir insanın yaşaması için gereken, elzem olan şeyler neyse bunları elde etmeye çalışırken ilerlediğimiz yolda bunu engellemeye çalışan ve gasp eden herkesin yaptığı şey birer nefret suçu aslında. Evet. Bir de nefret suçu varken bir de bunun karşısında cezasızlık diye bir durum söz konusu. Sadece LGBT'lere değil aslında birçok toplumsal kesim daha için bu söz konusu. Ne bileyim, Kürtler için de öyle, Ermeniler için de öyle bir Türkiye'nin gerçeği. Yapılan suç cezasız kalıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani mesela trans öldürmenin veya işte bir şekilde mahkemede indirimler alması veya cezasız kalması veya haksız tahrik diye anlamsız bir kavramdan faydalanması nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki bu içler acısı bir durum. Çünkü öncelikle bizim aslında bu politikaları yaparken ve söylem üretirken en başında en basit sloganıyla söylediğimiz şey direkt şu oluyor. Trans hakları insan haklarıdır. Dolayısıyla evrensel hukuk üzerinden baktığımız zaman zaten bu bir insan hakkı ihlali. Tabii ki çok üzülüyoruz çünkü bir sürü arkadaşımızı kaybettik. Ölümler üzerinden bir sürü cinayetler işlendi. Haricen gündelik yaşamda, yaşam pratiğinde, sokak hayatından aile vesaire kurumlar, buralarda ciddi ayrımcılıklar yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların cezasız kalması aslında bizleri çok üzüyor ve yalnızlaştırıyordu. Yani çünkü zaten ya sizi kendinize kapatıyorsunuz. Tabii belki tabii. De zaten yaşamaya çalışan insanlarız ve dolayısıyla hayal kırıklığına dönüşüyor elbette. Aslında biraz da direnci de kırıyor. Yani özellikle trans deneyime sahip kadın erkekler üzerinden ve özellikle kadınlar üzerinden baktığımız zaman zaten çok kısıtlı imkanlarla kendimizi var ediyoruz. Yani barınma hakkından, eğitim hakkından bir sürü yerden tecrit edildiğimiz için sadece bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu sıkışıklık alanında yani kaldı ki ölüm gibi bir suç ile karşılaştığımızda, birileri karşılaştığında hani bunun önüne geçememek çok azim bir şey. Bu bir insanlık ayıbı. Öncelikle bunu bir saptamak gerekiyor ve net bunun cezalarının çok yüksek olması gerekiyor. Yani çok yıllardır Türkiye'de maalesef ki özellikle trans insanlar, deneyime sahip kadın erkekler çok kötü bilindiler. Çok büyük önyargılar var. Bunun hiçbirinin sorumlusu bizler değiliz. Biraz öncelikle toplumun kendi yarattığı önyargılar. Tabii tabii, bunu belirtmek gerekiyor. Yani bu, tamamen toplumun eğitim sistemi, eğitim medyanın sistemi,
Aynen öyle. Dolayısıyla kendimizi ifade etme alanımız hiçbir zaman olmadı. Yani 70'li yıllara, 80'li yıllara bakalım. Oralarda çok vahim hikayeler yaşandı. Bir sürü insan intihar etti. Halen halihazırda da yani. Ve böyle özellikle çok daha zayıf alanlarda yaşayan kimliklere baktığımız zaman örneğin biz trans intiharlarını da birer cinayet olarak değerlendiriyoruz. İtiliyorlar. Tabii yani, ki aynen öyle. Dolayısıyla sadece fiziki bir yerden öldürülmenin haricinde bir de psikolojik bir yerden sindirilmek, yok edilmeye çalışılmak zaten çok katmanlı bir ülkede yaşıyoruz. Yani sınıfsal anlamda, etnisite anlamında sinir uçlarının bir arada olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla en ötekiler olarak tabii bu anlamda bizim de söyleyeceklerimiz bir hayli fazla. Evet, ama son yıllarda bu örgütlenmenin güçlenmesiyle biraz daha hak, adalet talebi de güçlendi değil mi? Yani şöyle görünürlük arttıkça tabii ki örgütlenme pratiklerimiz değiştikçe ve arttıkça tabii ki hak taleplerimiz arttı. Bunu kuvvetli bir şekilde hala sürdürüyoruz ama bir taraftan da şöyle bir gerçek var. Türkiye sosyal adalet anlamında da hukuk olarak da geriye giden bir süreçte. Yani özellikle... Genel itibariyle geriye gidiyor. Genel itibariyle yansıyor buraya. Tabii ki çok yansıyor. Yani şimdi biz zaten trans cinayetlerinden bahsediyoruz. Şimdi normal şartlarda zaten yasalarımızda mesela birisinin öldürmenin suçu belli. Evet. Ama bir trans öldürüyorsanız eğer ki sanırım daha kabul edilebilir bir yerde oluyorsunuz ve indirim alabiliyorsunuz. Cezasız yani büyük kalabiliyorsunuz. Ama o davaya bakan yargıcın da ön yargısıyla tabii ki mağdur bile olsan suçluymuş gibi kesinlikle davranan öyle bir sistem var. Sadece mahkemede değil yani sokakta da herhangi bir nefret suçuyla karşılaşabiliyorsunuz, şiddetle karşılaşabiliyorsunuz ve hakkınızı aramak için ya da birisinin cezasını alması için polisi aradığınızda polis gelip sizi götürüyor yani transsanız. Yani mağdur bile olsanız. Mağdur bile olsanız. Şimdi dolayısıyla evet mücadele ediyoruz, örgütleniyoruz, hak taleplerimiz var. Biz bunların hepsini hukuka, yasalara uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama en büyük problemimiz şu. Ortada bizi destekleyecek yasalar var ama bu yasaları uygulayacak insanlar yok. Ama şimdi ifade ettiğin gibi bu Türkiye'nin aslında genel durumu artık. Evet yani. Dolayısıyla yansıyor. Anayasaya uymayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu evet, bütün konulara yansıyor. Tekrar sana dönmek istiyorum ben Üzüm. Şimdi nefret konusundan giriş yaptık. Şimdi bir tıbbi işin tıbbi süreci var bir de. Bu tıbbi süreçte sanırım psikolojik, hukuki, sosyolojik birçok ayrımcılı bir arada barındıran bir süreç diye evet, tahmin ediyorum. Biraz ondan bahsetsen. Yani bir kadın veya erkek trans bireyin hangi ayrımcılıklara uğruyor bu süreç içerisinde? Nasıl çözümler üretilmeli? Tabii aslında mesela önce şunu bir bilgi anlamında da biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu çok konuşuluyor, ediliyor falan, tekrar bir hatırlatma olsun diye. Yani Türkiye'de transseksüellik hukuki anlamda desteklenen bir mevzu. Yani siz devletten ve onun koyduğu yasalardan bağımsız bir şey yapmıyorsunuz. Tam tersine 80'lerde de geliştirilmiş olan, sanırım 2003 yılında da tekrar tam emin değilim. Lehimize mi aleyhimize mi bilmiyorum ama revize edilen bir yerden AKP hükümetiyle beraber tekrar bir yasa düzenlemesi var. Öncelikle bunun bir hukuki başlangıcı var. Yani işte dava açıyorsunuz ve de işte ilgili mahkeme sizi gerekli kuruma, yani devlet kurumuna yönlendiriyor. Bu bir üniversite hastanesi oluyor çoğunlukla. O da rapor alması gerekiyor. Rapor alması şimdi gerekiyor. Bu Türkiye'de bir yılı buluyor. Orada ilgili psikiyatrist doktorla görüşüp sürecinize başlıyorsunuz. İşte aylar içerisinde ola gelen, işte doktorun öngördüğü takdirde bir hormon süreci var. İşte o süreci tamamlıyorsunuz. Raporunuzu aldıktan sonra zaten operasyon iznini alıyorsunuz. Yine mahkemeye başvuruyorsunuz. Yine raporu, aynen öyle. Aynen öyle. Onay verirse operasyon izni oluyor herhalde. Aynen öyle. Yani raporunuz olduğu takdirde zaten yasal koşullarda bu süreci yaşıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu bilgi verdikten sonra nedir? Dediğim gibi devlet bunu destekliyor, elbette yasaları var ama toplumsal zihniyet transfobik olduğu için maalesef kurumlarda çalışan insanların zorlaştırmalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çünkü zaten erkek ve eril ve iktidarın kendisi olan bir anlayış ve hukuk olduğu çalışanları için var. Yani dolayısıyla insanlar çok kişisel
düşünceleri ve kararları yüzünden sizi bekletebiliyor. Yani raporunuz geç çıkabiliyor örneğin. Tabii ki ekstra bir psikolojik külfet yaratıyor. Aynen öyle. Travma yani, yaratıyor. Belki intihara sebep oluyor. Kesinlikle belki öyle. Yani zaten sabırsız ve böyle acılı bir yerden geliştirdiğiniz süreciniz çeşitli blokasyonlarla, yani bu kurumlarda çalışan insanların da bir takım talihsiz tavırlarıyla, davranışlarıyla uzayabiliyor mesela. Peki sen nasıl değerlendiriyorsun? Mesela işte bir mahkemenin, bir psikoloğun, ne bileyim, 2 yıl süren bir süreçte onlar karar verirse sen transsın. Yani bu adil bir şey mi? Yani tabii ki insan hakları açısından baktığımızda değil. Ben mesleğime başladığımdan beri cinsiyet uyum süreci danışmanlığı veriyorum. Özel olarak zaten bu alanda çalışıyorum. Yani zaten sürecin iki şekilde işliyor olması, yani bir hastane ayağının olması, bir de hukuk ayağının olması zaten işleri zorlaştıran bir şey. Ama çalışırken gördüğünüz şey şu aslında. Şimdi öncelikle bir handikapımız var. Türkiye'deki bütün hastaneler cinsiyet uyum sürecini işletmiyor. Yasalar, belli büyük hastaneler. Belli hastaneler, yani belli eğitim araştırma hastaneleri bunu yapıyor. Şimdi sayıları artıyor ama önceden Türkiye'de sadece 3 tane hastane vardı. Yozgat'tan biri olursa İstanbul'a gelmesi lazım. Yani evet, en yakın hastane neredeyse oraya gitmesi lazım. Tabii bir taraftan da hangi hastanelerin süreci yürüttüğünü bilmediği için insanlar ortada bilgi kirliliği de dolaşıyor. Yani insanlara net ve sağlıklı bilgi de vermek gerekiyor. Şimdi hastanede psikiyatrların yaptığı şey, bir kısım psikiyatr cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimin ne olduğunu biliyor. Bu alanda çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey karşıdaki kişinin trans olup olmadığını anlamaya çalışmak değil. Yapmaya çalıştığı şey bütün içinde bulunduğu şartlar içerisinde hayatta ve ayakta kalabilecek mi? Bu sürece hazır mı? Onu hazırlıyor. Ama bazı psikiyatrlar var. Onlar şunu yapıyorlar. Seni hormona başlatabilmem için ya da işte seni ameliyat kuruluna çıkarıp o raporunu almanı sağlayabilmem için işte saçını uzatacaksın, makyaj yapacaksın ya da erkek gibi giyineceksin gibi toplumsal normlara uygun bir biçime sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada da bir kesinlik yok. Doktorlar da, hakimler de kendi kafalarına göre çalışabiliyorlar. Karar verebiliyorlar. Öyle hakimler gördük ki mesela cinsiyet uyum süreci davaları için dava açıldığında bu sürecin yasalarla belirlenmiş olduğundan habersizdi. Mahkeme salonlarında bizlerin ben avukatları... Ben bilmiyorum, araştırmam lazım falan mı diyorlar? Bilmiyordu. Bizim avukatlarımız bakın şu yasalarda var deyip mahkeme sırasında açıp gösterdiği bile oldu hakimlere. Şimdi dolayısıyla tabii ki kimin ne olduğuna karar kimse veremez. Söz hakkı kişinin kendisindedir ve beyan esastır. Biz hep bunu söylüyoruz. Peki bunun belki bilgin vardır. Avrupa ülkelerinde nasıl oluyor bu işler? Bazı Avrupa ülkelerinde bizimki gibi, bazı yerlerde bizimkinden daha zor, bazı yerlerde ise sadece beyan esas. Yani kişi kendisine kadın veya da erkek olarak ifade ettiği anda gidip kimliğini değiştirip alabiliyor. Herhangi bir tıbbi prosedüre maruz kalmasına gerek olmuyor. Ama bizim ülkemizde hem tıbbi prosedürleri yerine getirmek zorundasınız, hem de bunları getirdikten sonra kimliğinizi değiştirmek için hakimi kadın veya erkek olduğunuzu ikna etmek zorundasınız. Yani bu raporlara yeterli olmuyor. Hayır, olmuyor. Özellikle hakimin de ikna olması lazım. Hayır, özellikle trans erkekler çok zor süreçler yaşıyorlar bununla ilgili. Yasamızda bizim cinsiyet organının olma şartı yok mesela. Sadece şunu söylüyor. Tıbbi amaç ve yöntemlere uygun olarak bir ameliyat olması gerektiği yazıyor. Bunun altında tabii ki üreme yeteneğinden yoksun olma şartı falan var. Ama kesinlikle bir vulva ya da işte penis geçmiyor. Ama bir trans erkek mahkemeye gittiğinde hakimin sorduğu soru şu. Direkt ya da dolaylı olarak. Şimdi senin penisin var mı? Karşıdaki insan eğer bu ameliyatı... Bu da aslında nefret aşağılayıcı bir söylem. Tabii ki toplumsal normlara göre. Çünkü ona o kimliği verebilmesi için, onu erkek olarak kabul edebilmesi için bir penisin varlığının olması gerektiğini düşünüyor. Halbuki biz zaten bunun savaşını veriyoruz. Peki bu süreç içerisinde mesela daha rapor, mahkeme onay verene kadar bu insanlar nasıl geçiniyor? Bu masrafları nasıl karşılıyor? Mahkeme harçlarının avukatları nasıl devlet yardım ediyor mu bu süreçte? Aslında şöyle, hani yardımcı tabii ki olmuyor. Dolayısıyla herkes kendi kişisel imkanıyla yarattığı yerden, olabilecek yerlerden. Eğer şanslı ise aile desteğiyle, eğer şanslı ise bir işi var ise ya da çoğunlukla zorunlu seks eşliği dediğimiz yerden insanlar. Oraya savruluyor. Tabii ki otomatik olarak. Çünkü yaşamın her yerinden tecrit edildiğiniz zaman devam etmeniz için
en son kalan seçenekleri denemek zorundasınız. Dolayısıyla da devlet bu sürecin tamamını karşılamıyor. Operasyonlara geldiğimiz zaman çok sağlıklı operasyonlar yok. Ve bu operasyonlar çok pahalı. Türkiye'de de çok pahalı. Çünkü özel doktorların bazı yani uzmanlığında gelişen bir şey. Yani orada da bir sürü her ne kadar özel de olsa orada da ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz. Mağdur olabiliyorsunuz. Aslında riskli ve tehlikeli operasyonlar da bu operasyonlar. Yani başarı oranı elbette yüksek. Sonrasında da olabilecek herhangi bir komplikasyon, herhangi bir sağlık problemini yaşadığınızda da aslında yeteri kadar yetişmiş bir sağlık görevlisi, doktoru, çalışanı olmadığı için oralarda da keza çok büyük hayati problemler yaşayabiliyorsunuz. Evet. Şeyi de gelmek istiyorum ben. Raporu aldınız, mahkeme onay verdi. Ondan sonra süreç nasıl işliyor? Yani tekrar bir tedavi yöntem başlıyor. Tedavi süreci başlıyor. Raporundan kastınız ameliyat izin davasına evet, izin veriyor. İzin veriyor diye. Ondan sonraki süreçte bir ayrımcılık oluşuyor mu? Nasıl işliyor? Aslında bakarsanız tamamında var. Tamam. Yani siz kendinizi beyan ettiğiniz andan itibaren başlıyor bu. Yani bu çocukluğunuzda başlar, ilkokulda başlar, akran zorbalığı yaşarsınız. Ailenizde başlar. Eğer çok bilinen, örneğin mesela trans kadınsanız ve çok bir kız çocuğuysanız evet bu fark edildiği andan itibaren size yabancılaşırlar ve sizi dünyaya karşı yabancılaştırırlar da aslında otomatik olarak. Evet. Bu iş böyle başlıyor. Dolayısıyla bunun ergenlik süreci, bunun lise yılları, üniversite yılları açılabildiğiniz ve görünür bir yere açılabildiğiniz yere kadar bu ayrımcılıkların tamamını yaşıyorsunuz. Dediğim gibi eğer şanslıysanız, eğer bu anlamda bilinçli, daha bilgili bir aile varsa, daha vicdan daha üzerinden okuyan varsa evet o zaman şanslı olabiliyorsunuz. Ama sürecin tamamı ayrımcılık barındırıyor. Tamamı barındırıyor. Yani evet. Bu az önce bahsettiğimiz gibi devlet mekanizmalarının tamamı da var. Özel sektörün de keza tamamı da var. Çünkü sokakta var, hayatta var. Yani transfobi evet. Dediğimiz orada, şey evet, hayatın tamamı da var. Madem konuyu açtın oraya girelim bence. Hı-hı. Şimdi sokaktaki ayrımcılığa, nefrete biraz dönmek istiyorum. Hı-hı. Yani şimdi toplumda transların hayatları çok bilinen bir durum değil. Yani ne bileyim. Yanlış biliniyor. Yanlış biliniyor en azından. Hı-hı. O ayrımcılıklarına biraz bahsetsek. Yani neler yaşıyor insanlar hayatlarını devam ettirirken? Hı-hı. Yani şöyle konuşmanın ilk başında söylemiştim yani çok alanda mücadele ediyoruz diye. Yani şimdi transsanız bir kere eğitim hayatınıza devam etmeniz çok zorlaşıyor. Ya da işte sağlık sisteminden faydalanabilmeniz çok zorlaşıyor. Aynı şekilde barınma hakkınızdan faydalanabilmeniz çok zorlaşıyor. Diyelim ki bir evin bedeli 1000 lira, orayı bir trans tutmak istediği zaman orası 3000 lira oluyor. Ya da var olan evlere size trans olduğunuzu gördüklerinde kiraya vermiyorlar. Aynı şekilde yani bir bakkala giderken bile artık anksiyete yaşayabiliyorsunuz. Yani evinizden çıkıp markette yaşayabilmek için ihtiyacınız olan bir malzemeyi almak için bile yürüdüğünüzde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz önce de nefret suçunu tanımladık ya aslında. Bir taraftan bunların hepsi insanlara uygulanan birer şiddet toplum tarafından. Hı. Çünkü bir taraftan da geçmiş yıllarda medyanın transları yansıtış şekli de böyleydi. Yani daha hatta, fevri tırnak içerisinde. Fevriden daha ziyade çok açık bir cümlesi var aslında onun. Travesti dehşeti. Evet, yani hani medyanın kullandığı tabii, bir terim ya. Bu kalıp içerisinde bize o kadar farklı görüntüler, fotoğraflar, videolar gösterildi ki toplumun aklında sürekli işte transların, travestilerin işte şiddet yanlısı olduğu, işte jilet attığı vesaire gibi çok şehir efsaneleriyle çok kötü yansıtıldılar. Aynı şekilde işte transların zorunlu seks işçiliği yapması, tabii ki bunu isteyerek yapan insanlar da olabilir. Ama işte herkesin seks işçisi olabileceği, onlar seks işçisi olduğu için onları istediğimiz gibi muamele edebiliriz ön yargısı ve ön kabulü. Bunların hepsi tabii ki suç beraberimde getiriyor. Şiddeti beraberimde getiriyor. Korunma güdüsü oluyor en azından yani insan mesela polis eğer sert davranıyorsa bir şekilde tabii ki kendisini korunma içgüdüsü her insanda var. Bir evet. Şiddetle karşılaştığında ya da canına kast edecek bir durumla karşılaştığında tabii ki insanlar kendilerini korumak isteyecekler. Ama dediğim gibi eğer toplumda itilmişseniz, ötekiyseniz, başınıza gelen şeyler toplumun umurunda olmayacaksa, adalet mekanizmalarının ve polisin umurunda olmayacaksa başınıza her şey gelebilir aslında.
aslında. Çok makulsünüzdür başınıza evet. bir şeylerin gelebilmesi için. Biz şu an bildiğimiz insanlar var, hani ölen arkadaşlarımız var, isimlerini bildiğimiz, nasıl öldüklerini bildiğimiz, ama bir de hiç bilmediklerimiz var. Evet. Belki hiç bize yansımayanlar var. Tabii ki olan. Yani biz hala Hande Kader'in cinayetinin sonrasında suçluları bulamadık yani. Hani düşünsenize, bir arkadaşımız öldürüldü ve daha sonrasında yakıldı. Biz hala suçları kim olduğunu bilmiyoruz. Aslında dosyada çok net suçlular da yani. Bulunmak istenmiyor. Tabii ki. Sen de özüm hayatta olan birisin. Hayattayken hayatın içinde olan birisin yani. Temasın yüksek toplumla. Bu nasıl tanımlarsın bu ayrımcılığı? Yani nereden başlıyor, nereye kadar devam ediyor? Nasıl mücadele ediyorsunuz daha doğrusu bu ayrımcılıkla? Ya aslında burada çok enteresan bir direnç var. Otomatik olarak ben bunu biraz daha özel bir yerden, transseksüel insanların yaşama dair özel bir dirençleri var. Bu bir tamamlanma hali mi bilemiyorum artık nereden, hani ben de okuyacağımı. Çok zor oluyor her şey gündelik yaşamda da. Yani eşit olmadığımız için hiçbir yerde, işte az önce Doğu'nun da söylediği gibi, yani çok çok muhteşem iyi eğitimlere de sahip olabilirsiniz. Çok iyi bir işiniz de olabilir. Çok sınıfsal paranız anlamda olabilir. Paranız olabilir, iyi bir aileniz olabilir. Hani kabul görülürlük üzerinden söylüyorum. Dolayısıyla bunlara rağmen bile maalesef ki sokağa düştüğünüzde yalnızsınız. Aynen. İşte orada eşitsizlik başlıyor örneğin. Çünkü diğerlerinden başka görüldüğünüz için. Yani biz zaten Türkiye gibi toplum, Ortadoğu toplumuyuz. Yani dünyada böyle yani, sadece Türkiye için değil. İkili cinsiyet sisteminin hakim olduğu, cis seksist, yani tüm kurumsallaşmanın bunun üzerinde inşa edildiği. Yani, aynen öyle. Dolayısıyla bu cis seksist toplumda onlar gibi olmadığınız anlaşıldığında ya da onlara göre olmadığınız düşünüldüğünde tabii ki otomatik olarak her yerde bunu hissediyorsunuz. Yani bu birinin bakışından, birinin ses tonundan, birinin iletişiminden, birinin sizin elinizi sıkmasından bir sürü yere varana değin çok hissedebileceğiniz ayrımcılıklar yaşayabiliyorsunuz. Hani bugün geçmişe dönüp baktığımız zaman elbette ki çok farklı. Yani bir şeyler aydınlanıyor, bir şeyler yolunda gidiyor. Bu tamamen inanın kendi kazanımımız, evet. kendi direncimiz, kendi emeğimiz. İşte LGBT artı queer dediğimiz bu hareketin kendi kazanımı. Yani biz söyleye söyleye mücadele geldiğimiz yerde bu özgürlüğü, şu an nefes aldığımız alanları bir şekilde inşa etmeye başladık. Bundan önce çok daha farklıydı. Mesela yapılan anketlerde ev sahiplerine soruyorlar. İşte evet, yani kiracınız mesela Türk, Kürt, trans tabii, en yüksek transtır. Kesinlikle öyle. Yani çok katmanlı bir şey bu. Yani bir kere uyum süreci içine giriyorsunuz. İşte ekonomik koşullarınız zaten çok psikolojik dar. Bir yük var üzerinizde. Baskı var, yük var. Pamuk ipliğine bağlı yaşıyorsunuz adeta. Evet, örneğin büyük şehirde tabii ki nerede yaşayabilirsiniz? Ücra bir yerde yaşayamazsınız. Çünkü can güvenliğiniz açısından öncelikle bu sorun, büyük bir sorun. O yüzden nedir? Şehrin daha gettolaşmış ama fiyat olarak daha yüksek bir yerinde yaşamak zorunda bırakılabilirsiniz. Ya da dediği gibi keza birçok aslında birçok temel ihtiyacı sadece trans deneyime sahip olduğunuz için maalesef ki çok yüksek biçimde ödeyebiliyorsunuz bedelini. Evet. Şey gelmek istiyorum, mücadele noktasından yani toplu bir şekilde, evet hiçbir şey eskisi değil, bir mücadele verildi. Şimdi bir siyasetçilerin de bakışı değişiyor sanki biraz. Transfer de tüm LGBT bir açısından. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu nereye evrildi? Siyaset ve LGBT politikasının. Yani siyaseti çok güvenimin olduğunu söylersem yalan söylemiş olurum. Çünkü şimdi iktidarda olan hükümete baktığımız zaman da iktidara gelmek istediği süre içerisinde LGBT hareketiyle ilgili yaptığı çok çarpıcı açıklamalar var. Tabii ki onlar da bizim vatandaşlarımız haklarını... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Tabii birebir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili söylediği şeyler vardı. Ama sanırım bizler şeye alıştık siyasette. Seçim dönemlerinde...
vaatler verilerek oyları toplanabilecek bir kesim olmaya çok alıştık galiba. Ama bu son dönemde özellikle belediyelerin LGBT'leri kapsayıcı bir şekilde çalışmaya başlaması, en azından bunu isteyerek yapmaya çalışması tabii ki bizi bir nebze umutlandırıyor. Özellikle yerel yönetimlere katılabiliyor olmamız bizi sevindiriyor. Var mı örneği mesela katılabiliyor diyorsan mesela ne bileyim Şişli Belediye Meclisi'nde LGBT bireyi var mı veya Kadıköy'de? Evet, şu anda Şişli Kent Konseyi'nde var. Aynı şekilde Şişli Kent Konseyi'nde bir LGBT meclisi kuruldu. Aynı şekilde Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi'nde de bu şekilde. Ve bir şekilde taleplerimizi iletebiliyoruz. Bir de bunun öncesinde yine belediye seçimleri zamanında İzmir'deki genç LGBT'yi ve İstanbul'daki Spot'un birlikte hazırladığı protokol. Bir protokol metni vardı. Evet. O protokol metnini imzalayan belediye başkanları vardı ve içlerinden kazananlar oldu. Bunlardan bir tanesi de Şişli Belediye Başkanı'ydı. Ve gerçekten de bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Özellikle Pride zamanında, Onur Haftası'nda bütün CHP belediyelerinin hani o haftayı Twitter üzerinden, sosyal medyalar üzerinden kutlaması ve bir görünürlük sağlamaları, en azından duyarlı bir şekilde davranmaları bizi tabii ki çok sevindirdi. Ama bu ne kadar uzun ömürlü olur? Ya da bunun devamı gelir mi? Kapsayıcılık olur mu? Buna göre yeni yasalar hazırlanır mı? Bunlar tamamen soru işareti. Evet. Çünkü daha dün Boğaziçi'nde bir konuşmaya gittim. Benim çocuğum belgeseli izletiliyordu. 2011 yılındaki çekimlerde şey konuşuluyormuş hani işte meclise gideceğiz konuşma yapmaya, anayasada cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim tanımları olsun. Şimdi aradan ne kadar zaman geçmiş? 8 yıl geçmiş, hala biz bunu başaramamışız mesela. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun peki? Yani çünkü niye bu politik bir mesele. Yani politik, yani en azından kanunların değişmesi lazım. Parlamentodan işlerin değişmesi lazım. Bunun için de bir çaba gerekiyor. Hani bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında şöyle, ben biraz daha uzun vadeli. Her ne kadar böyle çok muhteşem bir ülkede yaşamasak da bu konulara baktığımız zaman ya da az önce bahsettiğimiz bütün bu talihsiz şeylerden bahsetsek de çok da fazla umutsuz bakmıyorum. Ben yine bir yerde umudu diri tutmakta fayda görüyorum. Aslında bir çözülme süreci. Yani her şey çok değişiyor. Çok harika bir nesil de geliyor bu arada. Yani çünkü dediğim gibi biz biraz daha bilgi üzerinden de kendimizi bence inşa etmeliyiz. Yani oralardan kanallar açmalıyız. Dolayısıyla keza bunları yaptığımız için de her ne kadar çok yavaş ilerliyorsa da bir şeyler ilerliyor aslında. Evet. Yani değişiyor. Yani, değişiyor. Yani mecburen değişecek. Yani Türkiye'de Türkiye'deki kesinlikle buna bir şekilde alışacak. Politika açısından baktığımız zaman, siyaset açısından baktığımız zaman da çok ben yine vahim görmüyorum açıkçası. Dediğim gibi bütün bunların hepsi bizleri çok zorluyor. Hayatlarımızı kısıtlıyor ama biz bir şekilde varız. Hani dolayısıyla buradan daha umutlu bakabiliyorum. Yani olacak, mecburen olacak çünkü yani güldük evet işte vatandaşlık yok, falan dedik ama. Yok bir alan değil burası yani. Değil aynen öyle. Başkalarının ne kadar çabalar çabalasın. Bir kere vatandaşlık hakkıysa evet hepimiz vatandaşıyız bu ülkenin. Yani biz zaten buraya ait insanlarız. Biz damdan bir yerden düşmedik. Leylekler getirmedi. Hepimizin birer ailesi var. Kesinlikle. Bir topluma mensubuz. İnançlarımız var, değerlerimiz var. Dolayısıyla biraz daha hikayeyi sanırım böylelikle eşitlik üzerinden bağlarsak, bu anlamda da birazdan mesajlar verirsek sanırım bir yerde ortaklaşabileceğiz. Toplumun çok eşitlik ama kavramına karşı çıkacağını sanmıyorum. Yani bu, özellikle bu konuda daha açık bir hale geldi biraz evet, daha. Evet evet. Yani bundan yani bir 10 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önce, belki 20 sene önce şöyle bir program yapıldığında muhtemelen biz yüzümüzü saklayacak kişiler olabilirdik ya da program yapımcıları bizden bunu talep edebilirlerdi falan. Dolayısıyla bu anlamdaki ahlaki muhafazakarlık zaten çürüdü. Çürümek zorunda. Çünkü çağ o çağ değil. Bilgi o bilgi değil. Evet. Ben biraz daha dediğim gibi sıkıntıları elbette çözmeye çalışacağız. Bunun için çalışacağız. Derneklere çok iş düşüyor. Evet. Bütün sivil toplum kuruluşlarına, örgütlerine, oluşumlara çok fazla iş düşüyor. Dolayısıyla aslında hepimizin birbirine ihtiyacı var. İnanın böyle çok ben de başka bakıyorum. Yani bence bu ülkenin mesela bana ihtiyacı var. Benim de bu ülkeye ihtiyacım var. Dolayısıyla buradan ihtiyaçlar üzerinden, yani çok da romantik bir yerden söylemiyorum aslında bunu ama burada yaşayan bir insan olarak benim bu ülkede bir sürü şey hakkım var. Evet. Her vatandaş gibi. Her vatandaş gibi, her vatandaşın olduğu gibi benim de evet
barınma hakkım var, karnımı doyurma hakkım var, çalışma hakkım var, istediğim şey yapma hakkım var, kendimi ifade etme hakkım var. Çalışma hakkı demişken, bence konuda girmek gerekiyor. Seks işçiliği meselesine ve bu da önemli bir konu. Yani toplumun aslında akşamları kabul ettiği ama gündüz reddettiği bir alan. Seks işçiliği biraz transların savrulduğu bir alan aslında. Orada sosyal güvenlik haklarını olmayan, işte şiddete uğrayan akşamları, ne bileyim polisin baskısına uğrayan bir grup var. O nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bakıyorsun bu alana? Çok sayıda arkadaşım var. Dolayısıyla yaşamlarına bir ölçüde tanıklığım var. Zorunlu seks işçiliği yapan özellikle. Hani seks işçiliğine karşı falan değilim. Öyle bir yerden de değil. Bir meslek. Dolayısıyla hani belki biraz da böyle buralardan da baktığımız zaman da bir şeyleri daha anlaşılır bir yere götürebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü alaki bir yerden baktığımızda her şey tamamen bitiyor. Bütün yaşamlar da bitiyor. Ama daha ziyade zorunlu seks işçiliği dediğimiz hikayede evet maalesef insanlar iyi eğitimli de olsalar, yani akademik anlamda bir meslekleri de olsa, Türkiye koşullarında işte birkaç dil de bilse, yapabildiği bir iş de olsa maalesef ki hayatta tutulamıyorlar. Evet, çünkü neden? Keza deneyimi yaşayan insanlardan bir tanesi olarak hani burada da hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü gerçekten yakınlarınız olabilir, çocuğunuz olabilir. Çocuklarınız, kardeşleriniz trans, kadın ya da erkek olabilir. Önce bunu bir net anlamamız lazım. Yani benim de ailem böyle düşünmüyordu. Kardeşlerim böyle düşünmüyordu. Ama ben de işte nedir, bu hayatın gerçeklerinden bir tanesiyim. Kimlik olarak öznelerinden bir tanesiyim. Dolayısıyla ailede de başlıyor ilk etapta. Dolayısıyla sahip çıkmak zorundayız. Evet, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Başka yolu yok. Ne yapacağız? İhtiyaçlarını gidereceğiz. Ne yapacağız? Eğitim hakkını sağlayacağız. Barınma hakkını sağlayacağız. Hakkını. Bu özerk sürecini geçirebilmesi için hani ele günü değil de çocuğumuzu esas alacağız. Onun istediğini esas alacağız. Öncelikle adım attığımız yer bu olacak. Şimdi zaten buralardan da mahrum bırakılan, aslında orada çok büyük bir sosyal analiz yapmak mümkün. Ne yapacak? Yani örneğin Anadolu'da yaşayan trans erkek ne yapabilir? Yani zaten kendini ifade edemediği bir alanda, yani hukuki sürecini, sağlık sürecini başlatamadığı bir alanda büyük şehre göç edecek. Dolayısıyla nedir? Eklemleneceği yerleri bilmiyorsa eğer, yani doğru kanallardan gitmemişse ve bir an önce kendini var etmek üzerinden bir beden anlamında bir sürece başlayacaksa, dolayısıyla ona ilk çözüm üretecek yer üzerinden ve zorunlu seks işçiliği dediğiniz işte tam da mağdurun tekrar mağdur edildiği bir alandan başlayacak. Dolayısıyla hayatları zor. Tabii ki bir kere çalışma koşulları asla güvenli değil, sağlıklı değil ve can güvenlikleri... Yani şiddete uğruyorlar, şiddete uğruyorlar, kesinlikle tercize uğruyorlar. Yargıdan eşit bir muamele görmüyorlar. Asla, yani dolayısıyla polisten yani yaşadıkları mağduriyetleri ifade edebilecek alanları da yok, eşitlemeleri de yok. Dolayısıyla orada çok büyük bir yalnızlık da hakim. Buralara çok iyi bence bir saptamamız gerekiyor, iyi okumalar yapmamız gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi yani özellikle yönlendirsin insanlar. Yani daha ziyade trans sosyalleşelim artık mesela, değil mi? Yani İstanbul'da yaşıyorsak, büyük şehirlerde yaşıyorsak hani komüniteler içinde baktığımız zaman bence herkesin trans bir kadın ya da erkek arkadaşı olmalı, evet, değil mi? Ki temasla. Temasla biz. Ön yargılar. Tabii ön yargılar. Translar için değil, bu Ermeniler için de öyle. Aynen öyle. Için öyle. Tüm farklı gruplar için temas arttıkça ön yargılar kırılıyor. Aynen zaten öyle ve normalleşeceğiz. Biz böyle normalleşeceğiz. Kimse doğuştan nefret doğmuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir öğrenmemiş nefret büyük olasılıkla. Oraya şeyi söyleyebilirim belki. LGBT deyince insanların aklına otomatik olarak bir cinsellik geliyor. Evet. Şimdi biz Üzüm'ün söylediği gibi aslında birilerinin kardeşiyiz, birilerinin ablası, birilerinin abisi. Bizi öğretmeni, yapan şeyler, her tabii ki öğretmeni, yani hocası, yani evet, bizi biz yapan şeyler sadece bu değil. Dolayısıyla eğer akıllardan bu giderse, yani bizlerin insan olduğu ve en temelde yaşamaya çalıştığı kabul edilirse, bizim varoluş şeklimizin doğuştan gelen bir şey olduğunu, bir özentiyle, bir şımarıklıkla, bir hevesle bir şeyler yapmadığımız anlaşılırsa, zaten kabul etme ve yönlendirilme, sahip çıkma sistemi belki otomatikman kendiliğimden gelişecektir. Çünkü hala böyle yanlış anlaşılmalar var. Evet. Yani hala böyle kabullenmemeler var.
Dolayısıyla sanırım biraz en temelden de başlayıp ailelerin, toplumun bunu da bilmesi gerekiyor. Evet. Bizler insanız. Biraz komplike mesela yani eğitim, evet. Hukuk, işte sosyal hayat ve sosyoloji hepsinin bir arada çözülmesi gereken sorunlar kesinlikle. Var. Süremiz bitmek üzere. Son sözlerinizi almak istiyorum. Yani talep net nedir? Translarla ilgili. Aslında biz öncelikle yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Ben o da şu, eşit olmak zorundayız. Eşit. Bizler eşitiz. Öncelikle hikayemiz bu. Eşit olduğumuz oranda her yerde eşit olacağız. Yani bu devlet sisteminde böyle, toplumsal hayatta böyle. Dolayısıyla mevzu eşit olmak. Yani özellikle problemlerimize gelince cilt cilt inanın burada günlerce konuşabiliriz. Ama eşit olup sonra diğeri çözülür zaten. Aşılabilir. Aynen öyle. Eşit olmak zorundayız. Yani trans hakları hakikaten insan hakları. Ve bunun bilinmesi lazım. Evet evet, yani bizler çok bahsediyoruz. Burada yine söylüyorum. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim politikalarını önemsemek zorundayız. Bunun üzerine çok konuşmak zorundayız. O yüzden özellikle sabit cinsiyetli, transseksüel deneyime sahip insanlar üzerinden söylemem gereken tek şey, çünkü bizim son aylarda yaptığımız tek şey bu söylem. Trans kadınlar kadın, trans erkekler erkektir. Bu kadar net. Net. Sen sözünü. Üzüme her şeyi söyledi aslında ama çok doğru. Biz burada yaşayan, bu ülkede yaşayan herkesle eşit haklara sahip olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herkese nasıl davranıyorlarsa bizlere de öyle davransınlar, translara da öyle davransınlar. Bütün her şeyden yararlanabilmemiz ve eşit olmamız gerekiyor. Adil, eşit ve özgür bir dünya. Hepimiz için bu en temelde bu. Eşittik. Aynen öyle. Çok teşekkürler programa geldiğiniz için. Size çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta nefret suçu mağduru transları ve ayrımcılığı konuştuk. Haftaya başka bir gündemle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.